Evet efendim, anne olmak istiyorsanız rahminize mutlaka baktırmanız gerekiyor. Özellikle tüp bebek tedavisi yaptıracaksanız rahimdeki bir takım problemlerde onarılması, tedavi edilmesi lazım. Bu konuyu konuşacağız. İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin kurucusu, değerli uzman, operatör doktor Aret Kamar hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, tüp bebek için bir hazırlık dönemi var. Hani biz böyle gelip merkeze tüp bebek istiyorum. Tamam, yumurtam alındı, eşimin spermi alındı, embriyo oluşturuldu. Hemen konuldu, hamile kaldım gibi bir durum olmuyor her zaman. Yapanlar var da öyle olmuyor, evet, doğru söylüyorsunuz. Ya nasıl oluyor, anlatalım. Şimdi tüp bebeğin tabii en önemli dönemi aslında hazırlık dönemidir. Çünkü siz istediğiniz kadar güzel bir yumurta alın, istediğiniz kadar güzel bir embriyo olsun. Rahmin içerisine koyduğunuz zaman o bebeğin tutunmasını engelleyecek herhangi bir problem varsa o bebek oraya tutunmayacaktır ya da hak ettiği şansın çok daha altında bir şansla tutunmak zorunda kalacaktır. Her çiftin kendine göre bir potansiyeli var. Yumurta sayısı, sperm sayısı, kadının yaşı, kadının rahiminin durumu, tüp bebeğin başarısını etkileyen faktörler içerisinde. Bunlardan önemlisi kadının yaşı tabii. Bundan sonra işte yumurta sayısı geliyor, sonra spermin durumu ve tabii en önemlisi bebeğe koyduğunuz zaman rahmin ne durumda olduğu çok önemli. Onun için biz tedaviye başlamadan evvel kadının mutlaka sağlığıyla ilgili testleri yaptırmamız gerekiyor. Çünkü bu kadın gebelik adayı, gebe kalacak ve o gebeliği 9 ay yürütmesini istiyorsunuz. Bir kere kadının sağlığının gebelik taşımaya elverişli olması lazım. En önemli ne? Şeker, tiroid testleri, bunlar her şey sağlıklı bir gebelikte olması gerektiği gibi olmalı. Bundan sonra tabii rahmin içinin durumu önemli. Rahmin iç tabakasının kalınlığı, daha önce geçirilen cerrahilerden herhangi bir sıkıntının oluşmuş olup olmadığı, tüplerde herhangi bir problem olup olmadığı, kadının yumurtalıklarında kistlerin olup olmadığı, rahim duvarında veya rahmin içerisinde miyomların, poliplerin varlığı, bunların hepsi tüp bebek başarısını etkileyecek şeyler. Dolayısıyla biz ilk yaptığımız ultrason bize bayağı bir yol kat ettiriyor. Büyük problemlerin çoğunu, olabilecek düzenlenmesi gereken, alınması gereken problemlerin çoğunu görüyoruz. Bir kısmını da rahim filmi çekerek görüyoruz. Mutlaka çekilmesi lazım. Her hastaya mutlaka çekiyor musunuz rahim filmi? Valla çekmeyenler var, bunu savunanlar da var. Ama ben mutlaka çekiyorum. Mutlaka çekiyorum. Hatta mesela rahim filmi çekilmiş, aradan 2-3 sene geçirmiş ama o arada bir de kürtaj olmuş, düşük yapmış, onlara da çektiriyorum. Ama hiçbir cerrahi müdahale geçirmemiş olanlarda 5 yıl sonra, eğer 5 yıl olduysa çektiriyorum. Çünkü çok önemli. Şimdi savunanlar neyi görüyorsunuz hocam rahim içi filmde? Neyi görüyorsunuz? Şimdi rahimin bir boşluğu var, aşağı yukarı üçgen şekilde. O üçgen şekildeki boşluk içerisinde oluşan herhangi bir yapışıklık her zaman ultrasonda gözükmeyebilir. O üçgen şeklin doğuştan bozuk olduğu, bazen rahim şekil bozuklukları var biliyorsunuz. Tüp bebeğin tutma başarısını ya da bebeği 9 aya kadar taşıma başarısını etkileyebilir. Tüplerde problem varsa o tüplerdeki iltihaplar, tıkanıklıklar, işte dış gebelik olmuş, tüpün bir kısmı alınmış, bir kısmı duruyor. O güdüğün uzunluğu, o güdüğün durumu. Yani bunların hepsi aslında tüp bebeğin başarısını etkileyen faktörler. Bunları bilmek lazım. Evet, bütün rahim filmi çekilenlerde bir problem görülüyor mu? Görülmüyor. Büyük kısmı normal çıkıyor. Ama %10'unda problem çıksa o %10'undaki başarıyı arttırıyorsunuz. İşte merkezler arasındaki farkı da bu oluşturuyor. Efendim, sokak röportajlarımız var değil mi arkadaşlar? Hocam biz tüp bebekle ilgili yine vatandaşlara sorduk. Çünkü vatandaşlar tüp bebek tedavisi hakkında hala Türkiye'de böyle bir kafaları karışık. Özellikle hanımlara miyomları sorduk. Çünkü gebeliğin önünde engel olabiliyor çikolata küsleri. Sadece gebelik miyomlar değil tabii. Yani tedavi olan kısımda tabii miyomların gebeliği etkileyici özellikleri var. Ama kadınların çoğu aslında doğum yapmış olsalar da miyomdan bir şekilde muzdarip oluyorlar. Hemen hemen kadınların 1/3'ünde ama ufak ama büyük ama ameliyat olmayı gerektirecek ya da takip olmayı gerektirecek bir ya da birkaç miyom oluyor. Olabiliyor. Efendim bakalım hanımlar ne demişler sağlık merkezi mikrofonlarına? Miyom ve çikolata kisi nedir? Miyom ve çikolata kisi. Hiçbir fikrim yok. Sağlıkçıyım ama yine yok. Bilmiyorum. Hiç duymadınız mı? Duydum ama bilmiyorum. Vallahi kadın hastalıklarıyla alakalı. Hayır. Miyom biliyorum da kadın hastalıklarıyla alakalı. Yumurta kisini bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Kadınlarda görülen, gebeliği engelleyen bir kist. Onu bize ver ki nedir yani o? Hocam çok da bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ne diyorsunuz? Genelde böyle bir algıda seçicilik var. İnsan kendi derdi neyse o konuyla ilgili daha çok öğreniyor, okuyor. Ama hiç kadından okuyor. Birinde var diyorsunuz var, aslına bakarsanız. Var. Ama kadınlarımız maalesef doktora da çok gitmiyorlar. Evet, ne yazık aynen. ki. Ne yazık ki. Ülkemizde hala sağlık kontrolü amacıyla yani benim hiçbir rahatsızlığım yok ama ben bir kontrol olayım. Bir şeyler varsa önceden yakalansın. Yılda bir smearlerimi yaptırayım, yılda bir ultrason kontrollerimi yaptırayım. Az önce memeden bahsettiniz, yılda bir meme kontrollerimi yaptırayım. Bunlar çok önemli şeyler. Çok erken yakalandığında çok basit müdahalelerle kurtulunacak hastalıklar. Ama gecikildiği zaman işte o doku kaybı, organ kaybı, yumurtalık alınması, meme alınması falan gibi sonuçlar doğuracak şeyler. Birazcık daha böyle... sağlığımıza özen göstermeliyiz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ayşe Hanım'a bir dönelim bakalım. Ayşe Hanım günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? İyi hamdolsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun sorunuzu alalım. Hocam merhaba. Ben 2,5 yıllık evliyim. Evet. 30 yaşındayım. Hiç şeyde kalamadım. Doktorlar benden röntgen istediler. Erzurum'da bir üniversite çektirdim. Ne dediklerini tam anlamadım. Doktorlar Rahim seni... filmi 2,5 yıllık evli hamile kalamamış spontan. Evet. Evet. Rahim filmi çekildim. Tüplerim tıkalı çıktı benim. Hı. Daha sonra doktor bana laparoskopi ve histeroskopi olmamı söyledi. Hı. Rahimde poliper rastladı. Polip olduğunu söyledi bana. Hı. Onun sonucunda tüplerimle açılacağımı söyledi. Fakat tüplerim açılmadı benim. Evet. Şimdi nasıl çocuk yapacağım? Evet. Bana tüp bebek tedavisi önerdi. Tamam. O ay içerisinde ben gebe kaldım hocam. Gebe kaldım normal yolla. Ama bir ay içerisinde düşük yaptım. Doktorlar kimyasal veya dış gebelik dediler bana. Tamam. Şimdi ne yapacağım diyorsunuz Ayşe Hanım? Doğru mu anladım? Şimdi ne yapacağım demeyeceğim. Hayır. Bu ay geçtiğimiz ay tüpekatası gördüm. Şimdi süremiz çok kısa yani bu tamam, kadar... Tamam şu an şimdi sorumu soruyorum. Tamam. Ben dün tıpkı bekledenin sonucunu öğrenmek için hastaneye gittim. Fakat olumsuz bir sonuç aldım. Nedeni nedir bilmiyorum. Acaba neden? Peki. Tüplerin tıkalı olması bunu etkiler mi diye sormak istiyorum. Peki. Hoşçakalın efendim. Tüpler etkiler mi hocam? Anemnez böyle kısaca. Ben de ağızlarına tıkıyorum diye kızıyor seyirciler bana ama ne yapayım? Şimdi herkes dertli. Dertlerini anlatmak için fırsat arıyorlar. Şimdi... bu hanımefendinin tüplerinin tıkalı olma ihtimali yok. En azından bir tanesinin açık olması gerekiyor. Çünkü tüpler tıkalı olsa zaten gebelik olmaz. Gebelik geçirdiğini söylüyor. Mutlaka rahim filmini tekrar çektirmesi lazım iyi bir yerde. Rahim filmi tabii ki çekilmeli ama iyi bir teknikle çekilmeli. Çünkü biz rahim filmlerinde yanlış değerlendirmelere çok rastlıyoruz. Çekilme tekniklerinden kaynaklanan fark bir şekilde. Fark ediyor mu bu? Edilebiliyor. Şimdi tüpler kasılabilen organlardır. Rahim filmi çekerken çeken arkadaş ya da teknisyen ilacı birdenbire rahmin içerisine verirse, rahime birdenbire bir basınç uygulanırsa o basınç sırasında tüpler kasılırlar. Kasıldıkları zaman içlerine sıvı girmez. Girmedikleri zaman tüpler yalancı olarak sanki kapalıymış gibi çıkabilir. Bunda bir problem yok. Tüpler kapalı zannedersiniz ama tüpler açıktır. Tedavi belki yanlış olur. Belki yanlışlıkla tüp bebek yaparsınız. Ama çift gebe kalır. Bizim korktuğumuz tüplerde bir problem varken o problemin görülmemesi problemidir. Bize tüplerin tamamen tıkalı olması, yani rahmin çıktığı yerden itibaren yumurtalığa giden yol üzerinde ilk başlangıcından itibaren tıkalı olması hiçbir zarar vermiyor. Tüp tıkalı diyorsunuz. O tüpün içerisinden herhangi bir zararlı madde rahmin içerisine akmaz diyorsunuz. Ama tüp tıkalı da yumurtalığa bakan ucunda tıkalıysa o tüpün içerisindeki bütün enfeksiyon amilleri, toksik maddeler, her ne varsa ileriye doğru, yumurtalığa doğru akacaklara bir yer olmadığı için hep geriye doğru, rahmin içine doğru akarlar. Dolayısıyla eğer bir kadın düşünelim, bir tüpünde problem var. Tüpü tıkalı, hem de yumurtalığa bakan ağızda tıkalı. Mesela bir dış gebelik geçirmiş, tüpün ağzı alınmış. Tamam. Ya da herhangi bir neden tıkanmış. Öteki tüpü tamamen normal. Öteki tüpünde hiçbir problem yok. Şimdi biliyorsunuz yumurtayla sperm tüpün içinde buluşuyorlar. Evet. Yumurtalık atıyor, tüp yumurtayı alıyor, sperm de gidiyor, tüpün içinde buluşuyorlar. Sonra tüp onları rahmin içerisine naklediyor. Rahmin içerisinde bebek geldiğinde ne oluyor? Öteki tüpten gelen zararlı maddeler o bebeğin oraya yerleşmesini engelliyor. Çünkü rahmin içi normalde bebeğin yerleşmesini uygun hale getirecek kadar temiz değil. Aynı şey biz tüp bebek yaparken de geçerli. Biz yumurtayla spermi yine dışarıda birleştiriyoruz. Rahmin içerisine bebeği koyduğumuz zaman eğer bir tüpten rahmin içerisine bir şeyler akıyor da oranın yapısını bozuyorsa o bebek oraya yerleşmekte zorluk çeker. Bir kadın %60 gebe kalma şansı olan bir kadın %10, %20 gebe kalma şansıyla çok önemli gebe kalır. Sorun belki de. Gebe kaldıktan sonra da büyütmesiyle ilgili sıkıntı olur. Çoğu da düşük yapar. Evet. Şimdi hanımefendi de aynı şeyleri anlatıyor. Evet. Belki de bir tüpünde gerçekten problem var. Bir tüpü açık. Siz Denizli Buldağ'da da uzun yıllar kaldınız. Bakın Denizli'den arıyorlar. Nazlı Hanım günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Sormalı. Biz de sağ olun. Sorunuzu alalım mı hemen? Biz 3 defa tüp bebek yaptırdık. 3 kere? Evet. 3 defa tüp bebek yaptırdık. Bizim yumurtalarımız yani 12 tane falan dönemiyor. 3 günden sonrası ilerlemiyor. 5 güne kadar yumurtalarımızın dönlenmesi duruyor. Tamam. Bizim gelişmeyi bırakıyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Hoşça kalın. Sağ olun. Hocam buyurun. Şimdi önce Denizli'ye selam edelim. Bizim yarı memleket gibi Denizli. Öyle değil mi? Mecbur hizmet diye gittik ama o kadar sevdik ki 11 sene orada kaldık. Onun için meslek hayatımızın yarısı orada geçti diyebiliriz. Şimdi bu tabii sıkıntılı bir durum. Tüp bebek yaptıran herkesin her zaman işleri iyi gitmeyebiliyor. Şey zannedilmesin yani tüp bebek yaptırdık mı yumurtayı veririz, spermle birleştirirler, bebeğe de koyarlar, herkese ve mutlu mesut gider şeklinde değil maalesef. Her işte olduğu gibi hayatta tüp bebekte de yumurtanın kötü çıktığı, spermle birleştiği zaman döllenmediği, özellikle az yumurtalı olanlarda ya da bazılarında böyle yumurtanın ve spermin yeteri kadar çıktığı ama embriyo kalitelerinin çok iyi olmadığı, hatta bazen transfer bile edilemeyecek kadar iyi olmadığı için transferin iptal edildiği vakalarda var. Bu yumurta kalitesinden kaynaklanıyor genellikle. Yani bunun çalışması yapıldığında aşağı yukarı %85'inin yumurtadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Embriyo kalitesini spermler çok fazla etkilemezler. Sperm eğer çok kötüyse yumurtanın içerisine sperm sokulduğunda döllenmeyi etkiler genellikle. Yani spermi sokarsınız yumurtanın içerisine, ya döllenmez ya da böyle ufak bir hareket olur. Sonra embriyo gelişimi durur. Genelde yumurta kalitesindendir. Şimdi biz her zaman söylüyoruz. İğne tedavisi çok yumurta almak için güzeldir. Ama iğne tedavisi yapılan her kadının yumurtalığı o iğnelere güzel yumurtayla cevap verecek diye bir şey de yoktur. Eğer biz bu şekilde yumurta kalitesinin ya da embriyo kalitesinin iyi olmadığı hastalara denk gelirsek o zaman daha çok doğal tedavileri tercih ediyoruz. Çünkü bazen iğneler de yumurtayı bozuyorlar. İğne kullanmadan, yani biz iğne tedavisi yaptığımız zaman 20 tane yumurta alacağımızı bilsek bile doğal tedavi yapıp 2-3 yumurta alıp onlarla tedaviye devam edebiliyoruz. Çoğu vakada işe yarıyor. Aynı zamanda daha iyi embriyo kalitesi elde edebilmek için sperm çip denilen bir yöntem var. Spermlerin süzüldüğü, normalde biliyorsunuz rahmin içerisine giren spermler rahim ağzından içeriye girerken ilişkiden sonra süzülerek giriyorlar. Benzer bir mekanizmayla spermlerin süzüldüğü ve iyilerin seçildiği bir sistem. Aynı zamanda embriyoskop dediğimiz spermlerin, yumurtaların ve embriyoların dış ortamdan etkilenmemeleri için tamamen kapalı kabinlerde kamerayla izlendikleri ve 3 gün, 4 gün, 5 gün hiç çıkartılmadan izlendikleri sistemler var. Evet. Onları tercih ediyoruz. Çoğu zaman da işe yarıyorlar. Hadi bir soru daha alalım Antalya'dan. Fatma Hanım günaydın. Günaydın. Efendim buyurun sorunuzu alalım. Öncelikle iyi günler diliyorum. Ben hocama şey soracaktım. Ben 35 yaşındayım, bekarım. Hormon tahlili yaptırdım adet düzensizliğine bağlı olarak. E2'm 38.16, TSH'ım 13.73, TSH'ım da 0.013 çıktı. Bu tahlillere göre yani ben evlensem çocuk sahibi olma olasılığım var mı? Bir de TSH'la bağlı olarak TSH yükselir mi? Bunu soracaktım. Peki. Olmadı, yumurtalar donduruluyor zaten. Evet. Öyle mi? Ya, ya. Hadi hoşça kalın. Hocam onu da bir anlatalım. Bakın bilmiyor çoğu insan bunu. Şimdi çok güzel, çok güzel bir soru. Biz her zaman söylüyoruz. Şimdi kadınlar ayda bir tane yumurta yumurtluyorlar. Yumurtalarında çok yumurtası olan da ayda bir tane yumurta yumurtluyor. Yumurtası az olan da ayda bir tane yumurta yumurtluyor. Yani yumurtanın az olması, yani kadının yumurtalarının çok iyi olmaması hamile kalmasını engelleyecek bir durum değildir. Eşinin spermi normalse, tüpler de açıksa kadın yumurtası azken de hiç farkına varmadan hamile kalabilir. Dolayısıyla FSH yüksekliği ya da AMH düşüklüğü, o da rezervi gösteren bir test biliyorsunuz. Hanımefendinin de FSH'sı yüksek. Bir kere FSH estradiol düşük olduğu halde onun üstünde çıktıysa adet döneminde o kadının yumurtalığı kötü kabul edilmelidir. O zaman çocuk işini ön plana almak lazım ya da dediğiniz gibi yumurta dondurmak lazım. Evet, 35 yaşında diyor ki ben henüz koca bulamadım. Ne yapacağım ya olmazsa. O zaman yumurta dondurur. Bakın hanımlar artık yumurta dondurulabiliyor. Serbest. Serbest. Rapor alıyorsunuz. 2'nin altında olanlar, AMH'sı 2'nin altında olanlar bekar olsalar bile yumurtalarını dondurup ileride 10 sene sonra bile evlenseler, o gün tamamen menopoza girmiş olsalar bile, hiç yumurta kalmasa bile olan yumurtalarıyla çocuk sahibi olabilirler. Sizler zaten tüp bebek uzmanları yumurtaları toplayıp donduruyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Efendim sağlık merkezine bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi sabahı yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşça kalın. İyi pazarlar.